Son webinarımız Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı'nın moderatörlüğüne gerçekleşiyor. Ve konuklarımız sanatçı Seçkin Prim ve Dijilo'nun yaratıcı direktörü Lalina Kalan. Bildiğiniz gibi yaratıcılığın çok farklı kesişim noktaları var. Hepimizin hayatına dokunduğu birçok alan var. Bu alanların her birini burada bu konuşmacılarımız ve moderatörümüzle üzerine konuşabileceğimiz için çok mutluyuz. Ben sözü daha fazla uzatmadan Serdal Bey'e vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Keyifli bir webinar diliyorum. Selamlar. Emre teşekkürler. Öncelikle bu organizasyon için teşekkürler. Herkesi ateşleyen bir organizasyon bence. Ve keyifle seyrediyoruz. Olabildiğince de destek olmaya çalışıyoruz. Ben ilk önce başlarken güzel bir zamana denk geldiğini düşünüyorum. Böyle bir çalışmanın. 101. yılında 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Enteresan bir esinlenme kaynağı bizim açımızdan bu. Pes etmeden hedefe gidişle ilgili güzel bir duygu veriyor. Burada da ekip aynı şekilde çalışıyor, görüyoruz ve heyecanlanıyoruz. Şimdi günün yorgunluğu ardından ben daha az kişi gelir diye düşünüyordum aslında. Yemekten sonra da rehavet çöktüğü için bir parça. Ama gayet güzel bir katılım var ve dinleyenlerin de özellikle misafirlerimizin vereceği görüşlerle besleneceğini düşünüyorum. İki tane değerli konuğumuz var bu akşam ve teşekkür ediyoruz onlara ikisine de. Böyle bir dönemde görüşlerini bizle paylaşmak için evet dediklerinden dolayı ve güzel bir esinlenme kaynağı olacağından dolayı öyle düşünüyorum. Lalina Kalın, bir parça Emre bahsetti. Digilog'un artistik direktörü. Zorlu PSM'de bir background'u var. Teknolojiyle sanatın birleştiği yerde özellikle odağını tutmuş durumda. Biraz konuştuk daha önce ama sanat, kültür ve eğlenceyle öğrenme ve duygulara dokunma üzerine odaklanıyor ve onunla ilgili çalışmalarını yapıyor. Seçkin, değerli dostum Seçkin Prim, Mimar Sinan Üniversitesi'nden heykeltıraşlık bölümünden yüksek lisansla sanat dünyasına katıldı. O günden beri sürekli gelişerek, değişerek, kendi tabiriyle değişerek ve olgunlaşarak dünyaca tanınmış Türk heykeltıraşlarımızdan. O da enteresan bir şeye odaklanıyor. Kültür, doğa arasındaki aykırılığı işliyor eserlerinde. Dokuyla, malzemeyle, formla. İkisi de farklı mecralarda, biri teknolojiyle, biri daha çok fiziksel ortamda insanlara esin kaynağı olan sanatla bizlerle buluşuyorlar. Şimdi iki şey konuşacağız. Bir tanesi hep şu anda dönemde geçen bir konu. Yeni normal. Bir normal var, yeni bir normal. O ne olacak, bunu konuşacağız ama önce ben sözü Lali'ne vermek istiyorum bir. Lali, ne oluyor? Yani sizin dünyanızda bu pandeminin getirdiği yeni yaşam kuralları neyi değiştiriyor? Neler hissettiriyor? Nasıl bir etki yaratıyor? Merhaba herkese. Öncelikle iyi ki buradasınız ve beraber problemlere saldırıyorsunuz. Kültür sanat sektörünü genel olarak ele aldığımız zaman şu anda 138 ülkede bütün kültür sanat mekanlarının kapandığı bir dönemdeyiz ki böyle bir dönemi belki kendi yaşadığımız süreci içerisinde bir daha yaşamış olmamız imkansız. Bununla beraber Temmuz ayında bizim ülkemizde açılmaların mekanlarda başlayacağını ama çoğu mekan sahipleri ve program yöneticileri Eylül ayından önce aslında çok aktif bir şekilde kültür sanat mekanlarına geri dönemeyeceğimizi öngörüyorlar. Bunun sebeplerinden birkaçı tabii ki de güvende hissedebilmek, virüsle alakalı gelişmelerin ne yöne gideceğini bilememek, işte bir aşı bulunur ve çözüm olursa daha rahatlayabilmek gibi şeyler var. Üzerine çok fazla konuşulan konulardan biri işte özellikle EU versus the virus ya da
benim şu anda içerisinde bulunduğum bazı festivaller ya da organizasyonların grupları içerisinde biz de bir araya gelip neler yapılabilir diye konuşuluyor. Ve biraz teknoloji odaklı, işte termal ve proximity, yani aralık bracelet'ları tutmaktan tutun, nasıl regüle edeceğiz insanların birbirlerine yaklaşmalarını ya da bir mekanda bir vaka yaşarsak bunun simülasyonları gibi problemler ve bunlar üzerine alınabilecek aksiyonlar üzerine konuşuluyor. Bu tarafa hiç inanmayan da var. Yani tamamıyla hayır, bir kültür sanat etkinliği ya da bir konser ya da bir sergide fiziksel olarak bulunamadığım ve yakinen bulunamadığım şekilde bu benim düşünceme ters diyen bir kitle olmakla beraber, bu boş kalan mekanları alternatif olarak nasıl kullanabiliriz diyen bir kitle de var. Ve aynı anda da tabii ki de biraz daha yaratıcı endüstrilerin ve teknolojinin, yani benim bulunduğum alanda bulunan zaten platformlarını ve komünitelerini fiziksel bir alandan çok bir tür zihin ve fikir birlikteliği üzerinden kurmuş ve bu zihin ve fikir birlikteliğinde daha çok belki dijital araçlar ve teknolojik mecralar üzerinden geliştiren, tabii ki de etkinlikler bizim için çok önemli çünkü bu insanların hala fiziksel olarak yan yana gelmeye ihtiyaçları var. Ama bir de böyle bir yön var. Ve belki orada daha hızlı adaptif süreçler görebiliyoruz sadece böyle bir altyapıdan gelmelerinin sebebiyle. Durum bu şekilde. Regülasyonlar değişecektir ama az çok dünya aynı şeyde gidiyor. Belki biraz daha detaylı sonra anlatırım başka festivaller nasıl adapte oluyor diye. Şimdilik böyle bir... Var. Bir parça merak ediyoruz aslında. Hani bu bahsettiğin dijital ortamı fiziksel deneyimle insanlara sunmak çok kıymetli ama böyle bir şey yaparken artık hangi kurallar geçerli olacak, bunu biraz tartışacağız. Bir de Seçkin'i dinleyelim mi? Seçkin, sen ne diyorsun? Selam herkese. Korkut'cum sağ ol, selam. Vallahi şimdi tabii ki hani ben tamamen materyali eliyle işleyen biri olaraktan, her gün sabah akşam atölyeye giren biri olaraktan, atölyede olmayı çok seven biri olaraktan, malzemeye dokunmayı seven biri olaraktan, yaptığım iş üzerinden bizim için, ya açıkçası benim için biraz değişik bir dönem, zor bir dönem. Hani bütün bu dijital platformda olan, sosyal medyada olan her şey bu pandemi sürecinde evde kaldığımız süre içerisinde açıkçası çok fazla güzel yerini doldurdu. Bence de çok değişik bir sürü taban yarattı. Ama hani şimdi bizim gibi atıyorum ressam, heykeltıraş daha çok atölyeye kapanıp materyal bir... materyalle çalışan sanatçılar için biraz zorlayıcı bir dönem. Bir de bizim sanatçı kafası şey değil ya, hani bizim bir B planı yok yani. Atıyorum hani atölyeyi kapattık, ne yapacağız? Bunu hani sanal ortamda herhangi bir şeye çevirmek, evirmek ya da ekonomik anlamda bir şeye döndürmek, yani en azından benim kafa çalışmıyor. Çalışıyor olsaydı zaten bunu başka bir iş yapıyor olurdum. Varsa arkadaşlar, fikir sahibi yardımcı olsunlar. Ama dedim ki bizim için iş sanatçı, yani bu anlamda çalışan sanatçılar için biraz zor bir dönem. Yani şimdi işte ben en son New York'taydım. Orada bir atölye var. Orada çalışıyordum. Bir sergi açtım. Bir hafta sonra sergi kapandı zaten. Ben de dönmek zorunda kaldım. Atölyeyi kapattım. Buraya geldim. İşte buradaki atölyeye 2 ay gitmedim. Ama böyle hani şey, bu bana iyi gelmedi açıkçası tabii ki. Çünkü yani düşünsel olarak da hep böyle, senle daha önce de konuştuk, şey, bu zor zamanlar sanatçıyı besler bir durumu var da o herkes için geçer. Beni çok beslemedi açıkçası. Ben tamamen hani yaşamsal ve şeyler, bütün ilerleyiş üzerine düşündüm. İşlerle ilgili ancak daha yeni yeni oturup neler yapabilirim üzerine düşünmeye başladım. İlk defa işte bu hafta yavaş yavaş böyle bir saatliğine atölyeye gitmeye başladım. Bir sürü müzeler tabii ki hani online olarak açıldı, bunları ziyaretler güzel, sanatçı atölyelerine giriyorsun, bunlar çok güzel şeyler, inşallah devam eder bu arada da, keşke tabii ikisi birlikte devam etse. Bu anlamda hani benim açımdan çok kolay bir dönem değil açıkçası, şey oluyor, mental olarak. Ya onu bir konuşmuştuk aslında, yani bence ben çok etkilendim o söylediğinden. Bir motivasyonu aşağı çekip de bir parça durdurma hali,
Yani yaratıcılığı durdurma hali. Sanki hani sanat dünyasında bir parça bu basic ihtiyaçlara insanların odaklanması ve bunu bir parça geri plana atması, kafanın farklı düşünmesine mi neden oluyor acaba? Ya yüksek, yani şöyle iş olarak atıyorum, yapacağım işler olarak ben hep mesela heykellerde öyle, yaptığım sergilerde öyle, hep böyle yaşadığım herhangi bir nedenden, yaşamsal bir kaygıdan yola çıkarak yaptığım işler oldu. Bütün sergimin işleri kendi hayatımdan donelerle ortaya çıktı. Bütün sergilerin konseptleri. Bundan da yüksek ihtimalle nemalanacağım ben şey olarak, mental olarak ve işlere yansıyacaktır. Ama hani bunu şey olarak açıkçası ben beceremem. Hani bu tarafı işte dijital ortamda nasıl var edebilirim? Yani hani bu bir sürelik güzel olur, eğlenceli olur ama sonrası için çok tatmin edici olmaz açıkçası bizim için. Bir de şey var, yani hani dediğim gibi şimdi bir sanatçı için bu aslında bir meslek değil, bir yaşam tarzı. Yani bundan emekli olmayacaksın. İşte zaten biz Türkiye'de bizim sanatçılarda öyle emeklilik, biliyorsun, emeklilik maaşı falan yok. Bizi herhangi bir statüde saymadıkları için. O yüzden emekli olmayacağız. Hep sadece şunu söylüyorum. Sanatçı hani Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda üretmiş. Bir, belki 1000 tane pandemi görmüş, onda da üretmiş. Şimdi de üretecek. Hani bunu sonucu olduğu için üretmeyecek ya da para kazanmak için üretmeyecek. Üretmek için üretecek. Açlık gibi bir şey aslında sanatçı için bu durum. Ama sonrası açıkçası bence hani bir sürü sanatçı arkadaşımla konuştum. Bizi en çok endişelendiren kısmı yani bunun devamlılığı, sürekliliği nasıl olacak ekonomik olarak? Yoksa yaratıcılıkla ilgili aslında zaten dediğim gibi bir sürü sanatçı bu işten besleniyor. Dur ona geleceğim. Ekonomik tarafına geleceğim. Orası zaten yani besleniyorsun, böyle kaygı tabii uyandıran yani. Yer. Tabii evet, kaygı yani yoksa uyandıran yer yani orası. Bu şey trajedi yani şöyle besliyor. Hani Allah neler yaratacağım şimdi falan gibi bir durum değil tabii ki de. Ama tabii ki bundan kendi payını çıkartıyorsun. İşlerine yansıyor, atıyorum. Ben en son işte New York'ta açtığım sergi hypochondriac bir hastalığı üzerine bir şeydi. Kendi yaşadığım bir durum üzerine yaptığım bir işti. Şimdi bu da aslında yaşadığım bir durum ve bundan bir şey çıkartacağım. İşler tabii ki değişecek yüksek ihtimalle. Mutlaka bu üretime yansıyacaktır tabii ki. Okey. Hani genel şu andaki statünün resmi bir parça bu. Bir parça şimdi bu normali bir konuşalım mı? Yeni normal. Normal dediğimiz şey, yeni normal dediğimiz şey sanat dünyasında bu yaratıcılıkla birçok insan besleniyor. Bununla kendini tetikleyen bir takım duygular oluşuyor, bir takım düşünceler oluşmaya başlıyor. Esin ve beslenme kaynağı sonuçta. Bunları insanlara nasıl ulaştıracağız? Lalin, hani sizin konunuz özellikle teknolojiyle sanatın buluşması. Immersive ortamların, bir parça interaktif ortamların, fiziksel interaktif ortamların geliştirilmesiyle daha anlamlı bir şey kazanıyor. İşte en son şeyden bahsediyordun. En son yaptığınız event tam pandeminin sonuna denk gelmişti. Bundan sonrasında bu duyguları nasıl aktaracağız insanlara? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz bu konuda? Aslında şeyden başlamak istiyorum. Seçkin Bey'in onu söyleyeceğini de düşünmüştüm. Hani atölyede çalışan ve fiziki prodüksiyona ihtiyacı olan bir insanın yaşadığı süreç ile bir sanatçının yaşadığıyla aynı anda bu sanatçıya sistem ya da alan açmaya çalışan daha kurumlar ya da sistemler olarak düşünebildiğimiz şey arasında güzel bir diyalog oluyor şu anda. Tabii bazı tedarik zincirlerine bağımlı olan, prodüksiyonu çok ağır olan, bu bir heykel de olabilir, bu bir immersive enstalasyon da olabilir, yani kapsayıcı bir enstalasyon da olabilir. Bunlar ciddi yara aldı şey olarak. Çünkü kültür sanat endüstrisi bildiğim kadarıyla pandemiden en ağır yara alan, ekonomik olan genel sektör ve özellikle bunun içerisinde de yaratıcı endüstrilerin bayağı ciddi bir kısmı giriyor. Burada mesela örnek olarak bizim teknolojinin çok ciddi altyapılara sahip olan yapay zeka algoritmalarıyla ürettiğimiz ama mimari ve fiziki ihtiyaçları olan ve insanlarla etkileşim de ancak anlamlandırılabilen düzeydeki prodüksiyonlarımızın hepsi minimum bir sene ötelenmiş duruma geldi. O zaman burada şöyle bir şey çıkıyor belki.
yaratıcılığın belki kavram olarak da jenerasyonel olarak çok farklı bir şey var. Çok daha eskiden sizin bahsettiğiniz gibi bir ruh açlığı ve daha sanat üzerinden okunurken şu anda yaratıcı endüstriler dediğimiz zaman altına mimarinin de reklamın da girdiği ciddi büyük bir aslında sektör skalasından bahsediyoruz. Bu bütün bu skalanın yara alması aslında şunu sordurtuyor. Yaratıcılığı stimüle ederek, yaratıcı kalarak ama aynı anda yaratıcılığımızdan kendimizi ekonomik ve duygusal olarak tatmin ederek nasıl devam edebiliriz? Ve belki bu pandemi süreci bayağıdır halı altına serilmiş ki bunları biz biliyorduk ama bunu çok ciddi anlamda göz önüne serdi. Çünkü dediğiniz gibi çoğu freelancerlar ya da 5 tane ayrı skill seti olan, bu ne demek, işte grafik tasarımcıyım ama aynı anda sergi tasarımcısıyım, aynı anda işte motion designer yapıyorum gibi biraz daha genç jenerasyonda özellikle çok skalaların geniş olduğu freelancerlar, müzisyenler, sanatçılar bürokratik sistemde tanımlı bile değiller. Yani devletler, hükümetler şu anda bir yardım paketleri açıkladıkları zaman ben de yardım istiyorum dediğiniz zaman sen kimsin diyor. Yani orada zaten bir diyalog yok ki bu kadar büyük bir endüstri burası ki özellikle de UK gibi İngiltere hükümeti gibi sadece buraya odaklanmış ve ileriye dönük bu endüstrinin çok daha fazla artacağı ve geleceğin sektörü dedikleri bir alandan bahsediyoruz. Ne kadar tanımsız aslında. O yüzden yeni normal derken belki aslında var olan ama varoluşunu çok direkt göremediğimiz, göz göze gelemediğimiz başka şeyler yüzünden bazı şeyleri bizi yüzleşmek zorunda bıraktı. Ve bunu bir nebze de eğer ki kolektif bir amnezi yaşamazsak ki buna çok müsait hem toplum olarak hem dünya olarak eğer yaşamazsak pozitif bir şekilde de çıkabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü özellikle kültür sanat kurumları ve dijital çalışın ya da çalışmayın. Eninde sonunda bu bir iletişim mecrası ve yapılan şeyin nasıl diyeyim, esansı mecraya göre olmamalı. Mecradan esinlenebilir ama esans farklı bir şey. Olun ya da olmayın, bir kurum olarak ekosisteminize ne katıyorsunuz? Nasıl onlara destek veriyorsunuz? Böyle bir durum olduğu zaman onların cebine girebilecek parayı, çünkü çok reel bir yerden konuşuyorum ama cebine girebilecek parayı marka işbirlikleriyle nasıl bir yere çekebiliyorsunuz gibi aslında biraz bunları göz önüne serdi bence. Yani o zayıf halkalar şu anda düşmüş durumda. Bir anda kendini 3 aydır hiçbir geliri olmayan bulan bir sanatçı ya da yaratıcı şu anda düşünüyor. Ben hangi kurumlarla neden çalışıyordum diyor. Ve burada o yüzden doğru ilişkileri kurabilmek için de çok büyük bir fırsat gibi görüyorum. Evet, biraz farklı düşünmek gerekiyor belki dediğin gibi. Yani hani bunu bir yerde kolektif bir şeyler sunmak değil, bir amaç uğruna belki şekillendirip onunla beraber ortaya çıkarmak gibi bir şey olacak. Yani o bir parça Seçkin'in söylediğine dönüşüyor. Belki hani sanatçının özünde bir şeyleri buradan esinlenerek çıkarması yanında iş modeli olarak da böyle bir şeye doğru döndürecek. Ya ben amnezya olacağına inanmıyorum yani ekonomik etkilerinden dolayı ama göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun Seçkin? Yani ben de öyle bir beynimizin silineceğini düşünmüyorum. Sadece inşallah iyi şeyler miras kalır diye düşünüyorum buradan. Çünkü hani hakikaten toplum olarak zaten unutmaya çok müsait bir durumdayız. İnşallah güzel şeyler miras kalır da onlarla beraber ilerleriz. Ama yani dediğim gibi hani biraz unutmaya çok elverişli bir toplum olduğumuz için başka şeyleri sorgulayarak bundan sonra devam ederiz diye düşünüyorum. Yani tabii ki bu herkese çok şey öğretti diye düşünüyorum. Hepimize 1000 tane şey sorguladı. Hayatımızda hiç yaşamadığımız anlar yaşadık. Şurada yaptığımız gibi yani. Hani belki hani ne bileyim siz bunu daha önce yapıyordunuz ama ben hani son bir aydır bunları ilk defa hayatıma sokuyorum yani. Hani birisi bana bir şey söylediği zaman işte buluşalım dediği zaman abi gel atölye diyorum yani. Hani ya şimdi diyorlar ki akşam Zoom'u açsana falan diyor. Yani bunlar benim için komik şeyler, garip şeyler. En rahat tarafı ne? Şu anda altta pijama var, üst normal falan. Hani en güzel tarafı bu. Evet.
Ya çok hazırmışız zaten. Hani çok hazırmışız böyle bir şeye. Ben ona hayretle izliyorum yani. Bir tek şöyle, hani sanatçı yüksek ihtimalle bunu tabii ki evirecektir, bunu kullanacaktır. Sadece şunu söylüyorum, mesela atıyorum teknolojik yapılanma olarak. Ben de mesela bir dönem, zaten teknolojiye ben bayılıyorum. Yani bütün hayatımda kullanıyorum. Real heykellerimi yapmak için de kullanıyorum. Atölyede 1000 tane teknolojik alet var. Bunları kullanmayı seviyorum ama bunlar yine fiziksel şeyler benim için. Bir tek şey kötü oldu benim için. Yani duygu olarak da atıyorum. Bir dönem hani böyle işte lighting designer bilmem ne, videoda bir işler falan böyle kafamdan, içimden geçen şeyleri yapmak istediğim zaman. Bunun zorunlu olarak hani şey duygusu kötü. Yani şu anda hayatta kalmak için bunu yapmak zorundayım. Böyle bir şeye kendimi evirmek zorundayım. İşte sosyal medya üzerinden bir şey yapmak zorundayım. Hani bunu zorunlu olarak yapma duygusu biraz bence kötü. Ya yani bu kendi hayatın içerisinde evrilerek buna gelseydi ve bir dönem sonra kendin aslında karar verip bunu yapıyor olsaydın, belki sanatçı için o çok böyle anlamlı bir yol olabilirdi de. Şimdi, zorlama oldu biraz. Yani durup dururken şimdi ben hani atıyorum bu iş 1,5-2 sene sürecek diyelim. Evet, ben şu anda heykeli bırakıp hemen dijital ortamda bir sanat üretmeye gitmem lazım. Yani bu çok yalancı ve sahte olur. Yani çok da doğru olmaz. Ha, belki zorlarsan çok da iyi bir yere de gidebilir. Ama hani bunlar böyle çok planlı programlı olacak şeyler değil diye düşünüyorum yani. Katılıyorum aslında. Ama şöyle bir şey var. Hani evet, biz toplum olarak, belki insan olarak aslında bir şeyleri unutmaya kodlanmış olabiliriz zaman içerisinde. Ve hani onu daha önce de konuştuk. Geçmişten bunlar hep yaşanmış, değişik şeyler var. Sen bahsediyordun galiba, Seçkin. Ha, evet. Bir onu söylesene. Çok ya enteresan işte bir hikaye. Hani şey dedim ya, geldim işte Amerika'dan geldim, atölyeye kapattım kendimi 15 gün karantina falan. Dedim ki süper işler üretirim. Tabii ki elime kağıt kalem bile alamadım. Hiçbir şey yapamadım. Kafa tamamen durdu yani. Motivasyon sıfırlandı falan. O sırada da böyle habire bir şeyler araştırıyorum. İşte pandemi, o bu falan. Böyle çok eskilere gittiğim zaman böyle çok ufak tefek detaylar buldum. Çok hoşuma gitti. Bu işte bizim Türk halkının en çok sevdiği, eskiden hatırlarsın işte ayakkabılar dışarıda çıkar. İşte hemen eve gelen insana kolonya ikram edilir falan. Bunlar okuduğum yerde, mesela bir arkadaşım da okudu bir yerde, bir pandeminin miraslarıymış meğerse. Yani anladın mı? Yani eve gelen adama kolonya dökmek bir pandemiden kalan bir alışkanlıkmış. İnşallah diyorum ki bize de alışkanlıklar kalsın. Bu çok önemli bir an. Özellikle yaşadığımız yüzyıl için ve bu kadar tüketimin olduğu, bu kadar gerçekten çöplüğün olduğu bir dönemde inşallah şey kalmaz yani. Hani bize kolonya dökmek kalmaz yani. Daha mental, daha hayatı kurtaracak işler, daha büyük şeyler kalır yani miras olarak diye düşünüyorum. Yani. Ya Zeynep dün akşam konuşurken anlatıyordu aslında, ne öğretti bize bu diye. El yıkamayı öğretecek herhalde, o kalacak diye söyleyip bir parça vurmuştu buradan ama. Ya inşallah ben daha fazlası kalır yani. Katılıyorum bir parça hijyen açısından. Ya şimdi tabii hani kültürün bundan sonraki aşamalarında bir sürü belki etkiler bırakacak. Ve yani bilmiyorum, hani hepimiz takip ediyoruz. Aşı bulunana kadar en azından bu kaygılar devam edecek. Aşı bulunduktan sonra da devam edecek ki o bir şekilde başka bir formata dönüşecek. Ama bizlerin de kaygısı, yani özellikle üreten, iş yapan organizasyonlarda bizlerin de kaygısı, evet önlemler alıyoruz, bir şekilde engelliyoruz bunu ama bu işin ekonomik etkileri, ardışık etkiler, artçı etkileri gelecek. Artçı depremler gibi. Yani bu bir parça etkilerin daha sonra bu işlerin nasıl yapılması ile ilgili düzeni belki baştan düşünmeyi gerektirecek. Lalim, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani bundan sonraki organizasyonları yaparken önümüzdeki dönemde bu kadar baskın ekonomik etkiler olduğunda insanlara nasıl getireceksiniz bu datayı? İnsanları nasıl bu işi istemeye, bu işi görmeye ikna edeceksiniz? Böyle bir şeyleri düşünmeye başlamışsınızdır herhalde. Evet, aslında Gökçe Dervişoğlu yazmıştı gruba, onu da ayrıca söylemek istedim. Kültür endüstrisi yaratıcı endüstrilerin üyesi olarak özel olarak korunması gereken bir yerde demiş. Evet, katılıyorum. Bir daha bunu hatırlatmak gerekiyor. Yani o yaratıcı endüstrilerin içerisinde kültür ve sanat endüstrisi daha da nişte bir yer var. Sorunuza geleceğim ama şunu da söylemek istiyorum. Aslında bu social cohesion dedikleri, yani sosyal birlikteliğin çok ciddi büyük bir
kısmını kapsayan ve çok ciddi bir sosyal görev gören bir yer burası aslında. Ve garip bir şekilde en az desteği gören, en az korunan ama pandemi sürecinde de bizi en belki akıl sağlığımızı korumamız konusunda da destekçi olan yer. Ve bunun şahsen daha göz önüne çıkabilmesi benim dileğim. Yani burada nasıl diyebilirim bunu, intangible yani infrared, gözle görünmeyen, tam kuantifiye edilemeyen, bir rakamlaştıramayan ama aslında etkisi çok büyük olan ve belki çok daha nüanslı parametreler tarafından ölçülebilecek ciddi bir araç. Hepimiz yani bu son artık birkaç ay diyeceğim, zaman nasıl geçti onu hatırlayamıyorum ama son birkaç ay içerisinde bir müzisyenin live'ına bağlandık, bir panele girdik. Atıyorum mesela şu anda Seçkin Bey, siz de evet heykel yapmıyorsunuz ama aslında heykel yapmışlığınızla ve o persona olarak bu paneldesiniz ve bir tecrübe ve ilham aktarıyorsunuz mesela. Ve bunlar çok değerli şeyler. O yüzden de özellikle akıl sağlığı ve sosyal dirayeti beraberinde tutan bir endüstri olarak buraya bakaraktan hak ettiği destekleri vermeyi düşünebilmek. Türkiye'de tabii ki de kültür sanat endüstrisinin hepimiz biliyoruz ki çok daha özel sektör desteğiyle devam eden bir yönü var. Nasıl bu konuda biraz daha destekler alabiliriz, biraz daha ilerleyebiliriz düşünmek gerekiyor. Bir de bununla beraber de demin söylediğim marka işbirlikleri, özel sektör işbirliklerinde de nasıl komünitemizi koruyabiliriz? Nasıl yaratıcıyı, sanatçıyı koruyabiliriz? Çünkü bu şekilde korunuyor aslında bu endüstri. Yani o yaratan insanın bir şekilde kendine bakmasına yardımcı olamıyorsanız zor oluyor. Ve insanları bir yere getirtmek de işte aslında çok ikili bir şey. Binary bakılmaması gerekiyor artık duruma. Çünkü ortaya bir şey koyuyoruz ve nasıl gelmelerini sağlayacağız? Bunları tabii ki de düşünüyoruz. Hani nasıl daha güvende hissedebiliriz? Mekan içerisinde onların tecrübelerini nasıl tasarlayabiliriz? Çok önemli bir faktör. Ama içerik olarak şu anda insanlar umuyorum da bu şekilde neye fayda sağlayabilirim de bu etkinliğe katılabilirimi düşündükleri bir yerdeler ve belki insanların gelmelerinin cevabı da burada yatıyor olabilir. Yani aslında umuyorum ki burada yatıyor olabilir. Bir yandan da hibrit formatlar çıkıyor. Yani bu kaosla beraber bir etkinliği nasıl organize edersiniz, bir etkinlik nedir gibi şeyler çıkıyor. Şu anda çok ilginç virtüel tecrübeler var ki eskiden 3000 kişi bir sahneye bakarken şu anda birbirlerine bakan insanlar var kameralardan. Ve evet kameradan bakıyorlar. Aynı şeyi tutmuyor belki fiziksel olarak ama 3000 kişinin bir yere bakmasıyla insanların birbirine bakması da ayrı bir şey, dokunuş. Yani o yüzden eğlenceli bir deneyim ve deney süreci ve alanı gibi düşünüyorum ben. Okay. Bu belki sizin açınızdan birazcık daha esneme payı olabilen bir yer. Çünkü hani teknolojiyi kullanarak bir parça konuşuyorduk. Augmented reality, virtual reality ile belki başka bir deneyimleri, interaktif deneyimleri yaratmak mümkün olabilir. Ama fiziksel olarak sanatını ihtiyacı olan, bununla beslenenlerle buluşturmak adına Seçkin herhalde sizin açınızdan çok daha zor olacak böyle bir şey. Yani bu iş çok uzarsa abi o işlere de gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani belki düşünmeye başlamak lazım. Hani bir parça Lali'nin söylediği gibi beraber entegre edilmiş bir takım paketler haline gelebilir belki. Tabii. Yani sadece bunu hani hakikaten sadece şey için düşünüyorum. Yani ruhen hissettiğim o. Hani bunu gerçekten gönülden bu paylaşıma dahil olmak ya da bu kültür sanat alanında buna dönen bir durum varsa bunun içerisinde yaptığını, ruhunu bir şekilde paylaşmak adına yapıyorum ama kafa olarak açıkçası şey de değilim yani hani çünkü dediğim gibi hani herhangi bir şey için üretmiyorum yani gerçekten söylüyorum yani hani ne satmak için ilk başta işte yani onu söylüyorum bu sen bundan sonra bana desen ki 10 yıl boyunca sergin olmayacak desen okey diyeceğim ben yarın yine atölyeye gitmeye devam edeceğim yani çünkü yapacak başka bir şeyim yok.
Bunu sadece ruhsal olarak evet kendime bu alanda iyi hissedeceğimi gördüğüm anda evet böyle bir şeylere adapte olmak, böyle bir yeni deneyimlere girmek. Zaten böyle şeyler hani insanın kafasına geliyor. Zaten dediğim gibi teknolojiyi çok seven bir adamım. Bunu zaten düşünüyordum hani bir noktasında bunu kullanmak, etmek. Hatta bir tane video artist bir arkadaşla böyle video heykel falan bunların projelerini hep böyle kafamızda vardı, çalışmıştık. Ama hani bunu sadece paylaşım olarak ve bir sanatçının ilerleyişi olarak görmek benim açım. Hani şey gibi görmeye başladım. Geçen çünkü bir arkadaşım diyordu ya biz nasıl para kazanacağız ya artık falan. Hani para kazanmak için yapıyor olmak duygusu kötü. Sadece oraya düşmeden bu işten kurtulmak istiyorum yani sadece. Bence orası çok önemli. Zaten sizin oraya düşmemeniz için destekleniyor olmanız gerekiyor. Evet. Yani nasıl bir sistemde siz zaten oraya düşmüyorsunuz ve şeye kesinlikle katılıyorum. Yani gerçekte insanın yapmak istediği şeyi sırf böyle bir dönem oldu diye dijitale çekmesine de ben karşıyım. Yani ben virtüelciyim, dijitalci bile değil belki ama buna karşıyım. Çünkü orası da aslında gerçek dünyanın daha ötesinde olmayı ve bir alem olarak, bir mimari konstrükt olarak tanınmayı ve keşfedilmeyi hak ediyor. Aynen Çünkü öyle. yani sizin heykelinizi oraya koyduğumuz zaman zaten yeni bir şey yapmış olmuyoruz. Sadece mecra Aynen. değiştirmiş oluyoruz. O yüzden şu anda bizim de festivaller olarak ya da hani burada organizatörlerle, küratörlerle konuştuğumuz en büyük konu da o. Çünkü yaptığımız şeyin aynısını sadece bir Zoom partide yapmak istemiyoruz. Ama burada gerçekten nasıl bir hibrit duruma gidebiliriz ki gerçekten bir yaratıcılık olabilir ve benim gördüğümde ya bir örnek olarak belki hem de bir skala olarak birkaç hani istatistik vermek adına ben video game endüstrisini çok seviyorum. Yani bu dönemde sadece video game'leri oynadım ve onlara baktım ve oradaki şey benim çok ilgimi çekiyor. Hani milyonlarca insanların aynı anda gelip aynı anda oyun oynayıp birbirleriyle interakt ediyor olmaları, takım kurabiliyor olmaları, strateji atakları düzenliyor olmaları gibi şeyler. Ve benim belki bu dönemde gördüğüm en ilginç şey bir tane Fortnite diye video game'in içerisinde olan bir konserdi. 10 dakikalık bir konserdi. Ve konsere 48 milyon kişi geldi. Video game engine üzerinden 48 milyon kere gelindi, 18 milyon da individual player yani bu Fortnite'tan account'ı hesabı olan video oyuna giren. Ama şunun farkı ne? Bu sanatçı zaten virtüel şeyler üzerine çalışan ve ilgisi olan bir sanatçıydı ve oyunun içerisinde çok natürel ve organik bir şekilde çok güzel belki böyle avatarlar, Mortal Kombat'lar orada. Giydirildi içeri. Evet yani çok oraya oturdu gerçekten. Ama bu iki şey daha önce çarpışmayacaktı. Yani bir video game'in içerisinde ben bir konser vereyim çarpışmayacaktı. Ve bu video game bu konserleri de devam ettiriyor. Şu anda 350 milyon oynayıcısı var. Ha, bir yandan hani Müthiş. dijital dediğimiz zaman bazen sadece sosyal medyada gibi yerlerde kalıyoruz ama 350 milyon insanı bir araya getirme kapasitede sahip bir mecra burası. Ha bunun için de sanat mı yapılır, sosyal etki mi yapılır? Hani Belki ikisi de olur yani, bu yeni bir açılım olmaz mı? Hani müzik böyle bir şekilde insanlara kulağına, duygusuna hitap ediyor, ama yapılan sanat eserleri de, görsel sanat eserleri de deneyimiyle, görseliyle beraber bir parça bu tarz iletişimin içerisine taşınabilir belki. Yani o yüzden dediğiniz bence çok enteresan bir açılım. Hani markalarla beraber sanatçıları korumak ve onların bir şekilde eserlerini insanlara ulaştırmak, markanın mesajıyla falan yaratılırsa başka bir ortam ortaya çıkabilir. evet, bu bir örnek ve bu oyun çok büyük bir dev oyun şirketi. Konserlerini yaptığı insanlar da dev insanlar. O yüzden aslında bizim gibi yaratıcılara da bir destek sağlıyor mu? O farklı bir şey. Ama sağlamak isteseydi ne yapabilirdi? Peki. Seçkin. Zor bir karar. Bu noktada hani bir yerde bu devam ederse nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız düşünüyoruz, ama yani sonuçta yapılan eserler, yapılan çalışmalar
insanlara hep böyle bir duygu aşılamak üzerine, başka türlü düşünmeye zorlamak üzerine gelecek, öyle görünüyor. Komünitede, arkadaş gruplarında farklı görüşler var mı? Sanatçılar arasında siz de konuşuyorsunuzdur. Ne düşünüyor sanat dünyası bu konuda? Çok ya, farklı bir geçiş var çünkü. Yani böyle hani işte bir sürü işte böyle hakikaten bununla ilgili röportajlar oluyor. İşte hem soranlar oluyor hem okuduklarım oluyor. Hı-hı. Geçen böyle bayağı uzun, yaklaşık 300 böyle bu anlamdaki sanatçıya sorulmuş. Hatta Banu Çarmıklı'nın yaptığı bir şey vardı. Oradakilerin hepsinin çoğunu takip ettim. Yani bu anlamda herkes tabii ki yani dediğim gibi hani işte plastik sanatlar anlamındaki resim, heykel, bu manadaki işlerle çalışan sanatçılara baktığın zaman bu iş bir süre sonra tekrar eski haline gelmesi lazım, gelecek. Yani yapacak bir şey yok. Hı-hı. Çünkü hani hakikaten yani sanata baktığın zaman yani yüzyıllarca ayakta kalmış bir şeyden bahsediyoruz. Yani hani Hı-hı. meslekler vardı, meslekler bitti. İşte hayat değişti, teknoloji geldi, başka meslekler ortaya çıktı. Şimdi belki de var olan bir meslek hiç yok. Atıyorum nalbantlık diye bir şey belki yok. Ama sanat her zaman var ve bundan sonra da hep var abi. Yani ne olsun, ne ol, yani dünya batmış gene çıkmış işin içinden. Bu gene olacak yani. Yine bu şeyde onları izliyorum. Bu Medici'nin çok güzel bir şeyi var. Dizisini yapmışlar, ona takıldım, onu izliyordum. Orada da var yani hani yüzyıllardır var. Bir şekilde tekrar eskisine dönecek, bir şekilde çıkacak. Hani bu distopik durum değiştiği zaman tekrar eski normaline dönecektir diyor. Ha, eski normali derken yapımsal olarak ya da sanatçı mentalitesi olarak belki tabii ki hani müzelerde orada burada bir sürü böyle bilim kurgu filmindeki kurallar ortaya çıkacak. Şimdi mesela atıyorum şimdi Amerika yavaş yavaş açmaya başladı. Oradaki müzelerden de bana mail geliyor. İşte devamlı hani işte üyesi olduğum falan işte MoMA'dan, Brooklyn Museum'dan falan. Yavaş yavaş açmaya başladılar ama hakikaten görmen lazım. Bilim kurgu filmleri gibi şey müzeye giriş şeyleri, standartları, prosedürleri var. Prosedürleri var. Yani böyle belki dediğim gibi hani bilim kurgu filmlerindeki bir tavırla gezeceğiz. Ama hani tekrar herhalde o hale dönecek diye düşünüyorum yani. Umut ediyorum. Ya işte kültürü korumak ve onu sonraki nesillere aktarmak. Sadece insanların... evet yani Lalil'in de dediği gibi yani bu destek önemli. Bu şu anda hani sanatçı kaybetmemek lazım. Çünkü yani şu anda mesela bir pandemi ortamında atıyorum 2 aydır olan bütün işte aktivitelere onlara bunlara falan baktığınız zaman gerçekten böyle topla %60'ını kültür sanat oluşturuyor. Yani konserler, online konserler, işte online müze gezileri, sanatçı atölyeleri gezileri, sanatçı konuşmaları %60'ını belki 70'ini bunları oluşturuyor. Çünkü insanlara iyi gelen şey şu anda o. İnşallah hani döndüklerinde de bunu unutmadan dönerler diye düşünüyorum. Yani hani Lali'nin dediği gibi işte bir oyunda bilmem kaç milyon adam girip orada bir şeyle buluşuyorsa inşallah bundan sonra bir açılan bir sergide de onlar buluşsun, gelsin ve bunu real olarak desteğini versin. Neden olmasın? Neden olmasın? Şimdi vakit geçiyor hızla tabii. Son 5 dakikamız kaldı. Görüşler için teşekkür ederim ikinize de. Sorusu olan arkadaşımız var mı diye bakıyorum ama bir tek bir yorum var. Kültür endüstrisi, Gökçe Dervişoğlu söylemiş. Kültür endüstrisi, yaratıcı endüstrilerin nüvesi olarak korunması gereken bir yerde. Çünkü evet öyle bir yerde. Çünkü tarihe aslında kültürü yavaş yavaş aktaran bir mecra burası ve değişerek de gelişerek de aktaran bir mecra. İkinizin de söyledikleri bence biraz böyle umut dolu. Yani normal, yeni normal dediğimiz şey evet devam edecek ama bir takım kurallar olacak. O kurallarla da biz belki yeni fırsatlara açacağız kapıları. Ve bunu da düşünmek lazım. Yani özel sektör, markalar, sanatçıları iletişimlerine nasıl taşır da böyle bir dönemde farklı bir açılım yapar. Belki ona da bakmak lazım diye düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Lalin? Eklemek istediğiniz son. Hayır yok galiba.
Gökçe Hoca'nın kolladığı link de aslında Türkiye'deki durumu görmek için çok güzel. O yüzden girmenizi tavsiye ederim merak ediyorsanız. Hı-hı. Sorunuz var mı diye bir daha belki üstelemek isterim. Hazır. Hı-hı. Burada yardımcı olma şansı varken. Okey. Okay. Seçkin, senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Çok soru gelmiyor. Yok, yani keyifli bir sohbetti. İnşallah dinleyiciler içinde. Gerçi şey, genç bir kitle var. Onlardan dediğim gibi ilerisi için ümitliyiz. Kültür, sanat. Evet, bence de. Yani beslenmek için çok önemli, çok değerli. İkinizin de katkıları çok önemli. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşleriniz için de teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, çalışmalar devam ediyor ve merakla bekliyoruz neler çıkacak. Ve sona, hedefe doğru gitmek açısından pes etmeden devam edin ne olur. Çünkü hani bir takım problemleri çözmek üzere yaratıcılığımızı kullanmaya çalışıyoruz. Farklı düşünmeye çalışıyoruz. Sanat da işte bir parça bunun arkasında altyapıyı oluşturuyor kafalarımızda. O yüzden sanatı da takip edin. Bu dönemde ne kadarı verilebiliyorsa, ne kadarını alabiliyorsanız. Teşekkür ediyoruz ikinize de. Çok sağ olun. Ben sözü Emre'ye bırakıyorum. Çok sağ ol. Herkese teşekkürler. Çok teşekkürler. Hem moderatörümüz Korkut Bey'e hem de Seçkin ve Lalin'e gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Yaratıcılığın farklı alanlarına değinildi. Tasarımdan kültür sanata. Birçok alanda gerçekten ufuk açıcı şeyler dinledik. Gökçe Hocam'ın da katkılarıyla birçok bu alanda şu anda güncel olarak neler var sektörde ve ekosistemde, onları görme şansı elde ettik. Takımlar çalışmalarına devam ediyor. Bu akşam yine sizleri uzun bir gece bekliyor. Yarın sabah 9.30'da yine güne başlama seansımızla biz burada Zoom'da olacağız. O güne başlama seansına kadar Slack'te sizlerin yine ihtiyaçlarını karşılamak için buralardayız. Ve yine mentorlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok değerli, çok farklı alanlardan, sektörlerden, disiplinlerden 180 tane mentorumuz var. Bugün gerçekten dolu dolu seanslar geçirdiklerini söylediler. Hala onlardan randevu alma şansınız, onlarla görüşme şansınız var. Airtable'ı kullanarak bu mentorlara ulaşabilirsiniz. Tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Bu akşam ve yarın sizi tekrar yoğun bir maraton bekliyor. Şimdiden kolay gelsin. Yarın sabah 9.30'da tekrar Zoom'da görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.